Evet, burası Burç Apartmanı'ydı. Şu köşesi de Önder Apartmanı'ydı. Evet, buralarda eskiden nehir kenarında hep apartman olmuş şu anda. Yayacım Kadınlar Kulübü burası mı? Tam onun karşısına denk gidelim, oturalım. Seni de bırakalım olmazsa şeye. Yok, ben gidiyorum. He? Şimdi bu zeytin işini ne yaptınız? Çözdünüz mü? Nasıl olacak ki? Senin oraya mı geleceğiz? Fabrikaya mı? Tamam. Yahya, Adana'ya bak, yolun düşerse mutlaka telefon et, bekliyorum. Oldu. İnşallah maşallah yok, geliyorsun çaktırmadan geri gidiyorsun. Burası mıydı? Şu ışıklı yer, yanan yer değil mi? O zaman şurada mı bekleyelim, ne yapalım? Tek yön mü burası, çift yön mü? O zaman biz şöyle çıkalım karşıya, gel. Otobüs. Çok güzel olmuş. Vallahi ne bileyim, ben Adana'daki evlerden daha lüks. Cepheleri falan değil mi? Hep yapılmış. Abi, ya. Bunların hepsi 15 senelik yapılıyor. Yani bir belli ha. Hep yeni. Burası da Kadınlar Kulübü değil mi? Evet, kulüp şurası. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Antakya'da bir AVM'deyiz. Sabri Bey, bu AVM'nin adı ne? Palladium. Palladium. Tamam. Sade sütlü. Sütlü. Süt
sütlü ben alıyorum Nescafe. Sabri'cim, hoş bulduk Antakya'nıza. Siz de hoş geldiniz. İyisiniz. Hamdolsun, sağ olun. Eksik olmasın, benim dayı oğlum Faruk'cum beni getirdi buralara kadar, bana yoldaş oldu. Ben aslında tek başıma gelemezdim. Şöyle ki, hem kamerayla resim çektim, hem araba kullanıyorum. Olmaz, olacak iş değil. Ondan sonra işte geldik Antakya'ya. Eksik olmasın, yaya bizi o uzun çarşıyı gezdirdi. Ya uzun çarşı resmen İzmir'in kenar altı oldu. Doğru. Aynen. Hoşuma gitti valla. Çeşit çok fazla. Bak şey fırıncıdır meslekle ilgili. Buranın pasta çöreği her yerde yok ha. Yok görmedim. Yani. Hatta dikkat ederseniz orada da bayağı bir şeyler var. Çok şeyler vardı. Künefeden tut da şey o ne diyorsunuz o pastalar. Kömbelere kadar. Kömbelerin çeşitlerine kadar. Evet. Şimdi her gelen yurt içi turistler bunlara rağmen değişik görüyor. Baharatları. Aynen. Tekrar 13 Aralık 2022 günlerden salı. Şu anda Antakya'da Paradyum AVM'de Sabri kardeşimle birlikte, Faruk kardeşimle birlikte üçümüz kahvemizi içiyoruz. Sonra da Faruk kardeşim bana kota koydu. Dördü bir gece alırsan dedi, burada otel bul. Otel bul dedi. Otel bul dedi. Ben de korkundan artık dörde bir kala hareket ettirmem lazım. Rahat gideriz ya. Çıkarız. Merak etme. İskenderun'a geldin mi sen rahat eder misin? Bir saat sürer. Takriben bir saat sürer. Evet. Bir de şöyle. Belen tarafı sisli oluyor. Evet. Sisli her zaman. Her zaman değil. Doğru. Yok. İnan ümidi kestim. Dedim herhalde gezerken çok şey alındı. Yok hiçbir şey almadık abi. Yok.
afiş fabrikasının. Bunu demin anlattı. Yani 65 yıllarda her işi gerektirerek. Paslardan gitti değil mi? Sonra bir ara Mehmet Şalgamcı vardı Kayseri'de. O da tüccar, restoran. O bir ara sanki ortak oldu gibi hisse aldı filan diye. O zaman? Bak hazinelerimiz yine mi kuru? Akmıyor mu biraz? Akıyor değil mi sabahleyin? Ondan sonra biraz daha... Şimdi bu cami ne camisiydi abi? Bu yeni yapım. Yeni yapım. Bu Fahri Öksüz. Ha. Bizim şey, şekerleme var ya. Evet, o, evet. O yapım. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu yeni yapım. İşte bu, bu taraf devletin arazisi diye. Buraya camiye. Antakya'ya özel bir sempatim var Sabri kardeşim. Evet. Evet. Tabii yani o seneler olmasa ben burada aynı şekilde şey yapamam. Benim takipçi arkadaşlarım var Antakyalı. Her tarafı gördüler. Ya abi dediler, hiç Antakya'ya gelip de çekmemişsin ya dediler. Ben de onlara dedim ki lafın arasında bir gün. Yok yok geleceğim inşallah dedim. Çekeceğim dedim. Biz gündüz sinemasının içine de girdik ha bugün. O şimdi şey yok. Zaten. Hayır belediye şeyiymiş herhalde. Kültür merkezi mi ne? Orada kızcağız vardı görevli. Dedim böyle böyle anlattım çok memnun oldu. Dedim bu. Bunu belgesel yapıyorum haberiniz olsun. Ellerinize sağlık dedi. Çok aurayı bozmamaları çok güzel. Ama Akar sineması gitmiş işte site sineması. Gitti o. Daha yukarıda Yahya söylüyordu. Ne sineması vardı? Saray caddesinin üst kısmında. O da yıkılmış. Şeydeki otel. Mi? Saray caddesi. Neydi? Güneş sineması yok. Güneş sineması otel olmuş. Otel olmuş evet. Güneş sineması. O sinema da gitmiş. Sabri kardeş. Şimdi burası Vakıflar Bankası'nın binasıydı. Evet. İki katlı. Yıktılar herhalde yeniden yapacaklar. Yeniden ama yüksek katlı yapacaklar. Ha. Temel ha. Yaptığına çünkü göre temel. Temeli özel çakıyor. Evet özel yaptıklarına göre yüksek evet. Bir bina olacak oraya belli yani. Bir gökdelen gibi yapacaklar ama. Ya gökdelen neyse bile 4-5 katlı. 4-5'ten fazla yapabilir belki abi. Belki yapabilir. Yani burada bilmiyorum kat yüksekliğine yoğunluğa göre onu görebilir mi için? De yanındaki o Tayfun Sökmen'in şeyiydi değil mi? Eviydi. Hatay Cumhurbaşkanı eski. Yok o evi değil. Bu Adana ailesinin eviydi. Evet. İşte hepsini beraber satın aldı evet. Devlet. Büyük Anıt'taki oteli yıkıldı. Bahçe oldu. Yok ben böyle göreceğim. Hayır ben buradan göreceğim. Tamam. Tamam abi sen nasıl arzu ediyorsan sen benim uygun bir yerde indir. Ha uygun bir yerde bizi indir. Uygun bir yerde indir. Evet. Tamam. Vay Antakya'm var benim. Yıl 1965-1967. Evet. Burası da Asi Nehri'miz. Tekrar söylüyorum. Burası da Cumhuriyet Meydanımız değil mi adı? Evet. Benim burayla ilgili resmim var. Tamam tamam. Olur abi olur. Olur abicim. Nasıl istersen. Sabricim. Ellerinden gözlerinden öperim. Sağ olun selam söyleyin. Sen de eşine. Görüşmek üzere. Bir mukabele. Dur kapatıyorum yayını.